Herkese merhaba, ben Mehmet Kızmaz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlere yol haritamı açıklayacağım. Nasıl bir yol haritası izleyeceğim ve bundan sonraki 3 yıl, 4 yıllık hayatım nasıl olacak onunla ilgili bilgiler vereceğim. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Evet, yaklaşık 3,5 yıldır Amerikan ordusunda hizmet veriyorum arkadaşlar. Asker olarak, specialist olarak katıldığım orduda şu an sergeant rütbesindeyim. Açıkçası bu işi sevdim. Yani Amerikan ordusunda asker olmak gerçekten benim için önemli bir şeydi ve bunu başardım. Ve 3 yıl boyunca da Allah'a şükür şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Yani ne disiplin cezası oldu, ne başka bir şey oldu. Bu şekilde 3,5 yılımızı Amerikan ordusunda temiz bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Benim kontratım da zaten 3,5 yıldı arkadaşlar. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarda bundan bahsetmiştim. Toplam kontrat 8 yıl olsa da benim active duty olarak yani full time çalışma kontratım 3,5 yıldı. Bu 3,5 yılın sonuna doğru yaklaşırken yeni bir süreç başlıyor. Ya ayrılacaksınız ordudan ya rezerve geçeceksiniz part time dediğimiz olaya veya yeni bir kontrat imzalayacaksınız. Bunu daha önceki videolarımda paylaşmıştım. Tabii ki ben ne yaptım? Yeni bir kontrat dedim ve bu şekilde devam etmeye karar verdim şu an itibariyle. Ve kontratı imzalamış bulunuyorum arkadaşlar. Geçtiğimiz Nisan ayında kontratı imzaladım. Ve geçtiğimiz günlerde de dışarıdaki yemin törenim gerçekleşmiş oldu. Şimdi gelelim detaylara. Bu süreç nasıl işledi? Arkadaşlar kontratın bitimine bir yıl kala aslında ben ordudan ayrılmayı düşünüyordum. Böyle bir düşüncem vardı. Başka alanlara kaymayı düşünüyordum. Özellikle siber güvenlik alanına kaymayı düşünüyordum. Ama maalesef planladığım gibi gitmedi bazı şeyler. Çünkü hem iş vardı, hem aile var, hem de 18 aylık bir kızım var. Onunla da zaman geçirmem gerekiyor. Ve buna bağlı olarak da sertifika almam gerekiyor hali hazırda. Yani cyber security alanında filan. Bunları birlikte yapmaya çalışırken biri bir yerde eksik kalıyor. Ve bir şekilde tamamlayamadım o sertifika süreçlerini filan. Ama dedim dünyanın sonu değil. Ben yeni bir kontrat imzalarım. O süre içerisinde bunları başarmaya çalışırım dedim. Buna bağlı olarak çalışmalar elbette devam edecek yani siber güvenlik alanıyla ilgili. Hatta şu an hali hazırdaki alanımı değiştirip uzun süre Amerikan ordusunda devam etmeyi düşünüyorum. Ama dediğim gibi alanı değiştirip siber güvenlik alanına da geçmeyi düşünüyorum. Bununla ilgili çalışmalarım da devam ediyor arkadaşlar. Tabii dediğim gibi bir yıl önce böyle bir düşüncem vardı ama sonlara doğru bu düşüncem değişmeye başladı ve açıkçası benim düşüncemi değiştiren iki tane insan oldu. Company Commander dediğimiz yüzbaşımız var. Daha sonra onun yardımcısı şeklinde olan First Sergeant. Bu iki insan benim hayatımdaki bu kararı değiştirmemde en büyük etkenlerden bir tanesine sahip. Her ne kadar dediğim gibi o planlamış olduğum işler rayında olmasa bile benim B ve C planlarım da hazırdı yani sivil hayata yönelik. Ama bu iki insan bana farklı bir vizyon kattı, farklı bir hedef sundu. Gerçekten benim devam etmem noktasında beni cesaretlendirdiler. Yani bu iki insana gerçekten çok şey borçluyum kariyerimde şu an itibariyle. Birçok noktada bana çok destekleri oldu yani. Bizim company'deki bütün askerlere sorsanız bu iki insandan memnun olduklarını söyleyecekler sizlere. Tabii ki bizim company commander değişti. Çünkü onun süresi bitti. Belli bir sürede kalıyor koltukta. O gitti. Başka birisi geldi. O da iyi bir insana benziyor. Onunla ilgili de herhangi bir problemimiz yok şu ana kadar çok şükür. İletişimde olsun, başka konularda olsun. Bizlere her zaman o da destek veriyor diğer company commander gibi. Devam etmeyle ilgili kararımı değiştirir değiştirmez soluğu retention'da aldım arkadaşlar. Army'ye katılırken recruiter'a gidiyorsunuz dışarıdayken. Yani sivil hayattan army'ye katılmak için gidiyorsunuz, recruiter'larla görüşüyorsunuz ve öyle katılıyorsunuz. Ama army'deyken retention bölümü var. O da aslında bir recruiter baktığınız zaman ama army'nin içinde bu görevi ifa ediyor ve onun adı da retention oluyor army'nin içinde. Hemen soluğu orada aldım. Retention'daki NCO ile görüştüm. Dedim ki ya ben devam etmek istiyorum. Benim opsiyonlarım nelerdir? Ben ona işte belli yerler verdim. Dedim ki ben bu yerlere gitmek istiyorum. Bu yerlerde açık alanlar var mı filan. Baktı sisteme yok dedi filan. Ben izindeyken beni aradı. Dedi ki senin beklediğin yerle ilgili bir açık var. Gitmek ister misin? Evet misafir geldi. Kızım geldi. Kapıdaydı. Ses yapıyordu. Hemen kucağıma alayım dedim. Böyle devam edeceğiz kusura bakmayın. Tabii retention'dan gelen telefon beni memnun etti çünkü beklediğim bir yerdi. Eşime de söylemiştim zamanında böyle bir konuşmamız olmuştu.
O da istiyordu açıkçası orayı. İznim bitince hemen gittim retention'a tekrar ve dedim ki işlemleri başlatalım. Benim yapmam gereken şeyler nelerdir? Hemen işlemleri başlattı. Dedi ki sen company commander işte yüzbaşı gelip seninle birlikte burada hem yemini ettirecek sana hem de imzayı atmanız gerekiyor. Ben de işte company commander'e gittim. Dedim ki sir böyle bir durum var. Ben devam edeceğim ve şu an itibariyle kontratı imzalamam gerekiyor. Şu saatte müsait misin dedim. O da müsaitim abi dedi. O arada işte retention'de kağıt kürek işlerini halletti. Ben de işte gittim. Daha sonra company commander de geldi ve imzaları attım. Bu şekilde devam etme yani re-enlistment dediğimiz olay olmuş oldu arkadaşlar. Tabii hali hazırda yeni bir 4 yıla imza atmış bulunuyorum. Ve bunun 3 yılı Almanya'da geçecek. Bunu da söyleyeyim. Daha önce paylaşmıştım Instagram'da falan. Yanılmıyorsam Twitter'da da paylaşmıştım bunu. 3 yıl Almanya macerası olacak bizim için. Böyle bir değişiklik yapalım dedik. Bir Avrupa turu atalım ve gidip gelelim dedik. Hem kızım da küçükken okul falan derdi yokken gidip gelelim dedik. Böylece orayı istedik arkadaşlar. İnşallah vermiş olduğumuz bu karardan pişmanlık duymayız ve orayı da severiz. Amerika'yı sevdiğimiz gibi. En azından o 3 yıl içerisinde orada herhangi bir sorun yaşamayız diye ümit ediyorum. Genel itibariyle yeni yol haritamız bu şekilde arkadaşlar. Yani önümüzdeki 4 yıl boyunca yine US Army'de hizmet vermeye devam edeceğim. Daha sonrasına artık daha sonra bakacağız. O 4 yıl bitimine doğru yeni bir yol haritası belirleyeceğiz. Dediğim gibi belli başlı planlarım var. Böyle ileriye dönük. Eğer onları başarabilirsem ister Army'nin içinde olsun veya dışında olsun fark etmez. O planlarımı başarabilirsem yine yeni bir yol haritası çizip ona göre devam etmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Geldik bir videonun daha sonuna. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.